Merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu baş belası ve sorunlu kişilikler 7 tipini göreceğiz. Bunların içerisinde neler neler var, narsistler var, negativistler var, böyle her şeye sorun çıkartanlar, paranoyaklar var, histronikler var, stresliler var ki biz bunlara sinirli hiperaktifler diyoruz, fesatlar var ve pasif agresifler var. Onların hepsini de size bir kitaptan şöyle sunacağız. Ee, bu kitabı hafta sonu bitirdim. Çok tatlı bir kitap. Basit. Böyle hani tatil kitabı. Şezlong'da okursunuz hatta. Kitabın adı Arızalı Tiplerle Mücadele Rehberi. Yazarı da Christophe André. Yanılmıyorsam Fransız olabilir. E, ee, intro buradayız. Hoş geldiniz. Şimdi Birinci olay, bu kitaptaki birinci olay, baş belası tipleri size 20 sayfa falan anlatıyor. Diyor ki baş belaları şunlardır, bu insanların şu şekilde başa çıkabilirsiniz. Sonra geliyor birinci konu narsistler. Siz baktım ki kitabı okumuyorsunuz, ben dedim ki sizle birlikte okuyayım bari. 56. sayfasına geliyorum ve diyor ki narsist kişilikleri nasıl tanırsınız? Şimdi narsist kişilikler zaten daha önceden bir videosunu Ezgi Hocam çekmişti. Genelde ben, ben, ben diye dünyayı çevirenler diğer insanların onun için yaratıldığını düşünenler. Hani bana hizmet etsin, beni takdir etsin, beni el üstünde tutsun. Neden farkında değil ki benim mükemmel olduğumun bu tipler? Diyor ki bunlarda bir öne çıkma hayranlığı vardır. Daha çok öne çıkmayı severler. Empati kurma hiç yok saygı denilen kurum sadece kendileri için var diye düşünürler. Tabii kitabın tamamını okumayacağım da önemli altını çizdiğim yerlere bakıyorum. Hayal kırıklığına uğradıklarına öfke saçarlar. Şimdi buna benzer insanları şöyle görürsünüz. Mesela bir yarışmaya girer. Başarısız olur, sinirlenir. Arkadaşları top oynar, kavga eder. Yani o kazanmalı. Çünkü narsistin böyle bir sapıklığı var. O niye kazanmıyor ki? Tabii ki bunlara ne yapacağını da söylüyor. Ve ayrıcalıklardan müthiş keyif alır. Şimdi bunlara pazarlama çok kolaydır. Narsistlere bir şey kaktırmak. Çünkü arıyorsun diyorsun ki işte hava alanında VIP geçişten hiç beklemeden geçmek ister misiniz? Niye istemesin ki? Onu özel bir hizmet kaktırdığın zaman hemen satın alır. Dolayısıyla narsistlere bir şey satmak, kandırmak ve algı yönetimi daha kolaydır. Burada bu sayfa, bütün sayfa gidiyor. Kitabın her sayfasını size göstermeyeceğim ama Bolca içerik var. Bir sayfa boyunca anlatıyor. Sonrasında da 10 sayfa sonrasında çözüm var 66'da. Şöyle gelelim. Diyor ki narsist insanlarla nasıl başa çıkarsınız? Her şeyden önce onlarla bir eleştiri, bir kavga veya onlara bir eleştiri yapacağınız zaman, yani bir film eleştirmek değil de onu eleştireceğiniz zaman dahi bunu topluluk içinde yapmayın. Kabul etmezler, sizi de dışlarlar. Çok rahat arkadaş kaybederler. İki, burada beş tane tavsiye var ama benim hoşuma giden ikincisi, maalesef kendi başarı ve özelliklerinizden çok fazla konuşmayın. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir insana niye yan yana durayım? Zaten amaç başa çıkma rehberi. Yani mecbursun adamda narsistlik var ya da kadına narsistlik var ve seviyorsun. Ayrılamıyorsun. Hayat beraber geçecek. O zaman bunlara dikkat edeceksin. İkincisi negativistler. Negativistler e, bunlar biraz daha ilginç tipler. Bunlar <laughs> her şeyin en kötüsünün kendi başına geleceklerini düşünenler. Negativist kişiliği şöyle tarımlamış. Diyor ki bu iş yürümeyecek, sınav kesin kötü geçecek, biz tatil planlamayalım, hava o dönem kötü olur. Bunlar da sizin içinizi çürütür. Genelde böyle tiplerdir. Her şey kötü olacak. İşte bilmem güneş başak burcuna girdi, senden çıktı. Her şey rezalet. Bunlar hep kehanetlerini gerçekleşmesini beklerler. Bakın bu tipi görürsünüz. Yani bir şeyin mutlu olmasını beklemez. Kötü olsun, ben oldum desin. Bir şey ben demiştim desin. Ben demiştim. Böyle olacaktı. Ben biliyordum. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Senin başına bir şey gelir bu der ki ya sen derdindesin değil mi? Cüzdanın çalındı. O der ki ben öyle demiştim. Şöyle demiştim. Ya cüzdanım çalındı cüzdanım. Yok bunlar negativist. Mutlu oluyorlar. Ters giden bütün ayrıntıları ama hiç kaçırmadan büyüteçle gözünüze sokarlar ve insan kusurlarını hastalar diyor. Başkalarının da iyimselliğini aşağılarlar. Yani sen diyorsun ki ya bir şeyler de güzel gidiyor ama. Ya ya sen aptalsın. Sen sanki öyle. Seni kandırıyorlar. Bilmem ne. Maalesef sen ucuza bir şey bile alsan kesin onun bir şeyi çıkar. 50 liraya iPhone alsan ki yani zaten dolandırılmışsındır. Saltalıktır o. Ama en ucuz iPhone bile alsan bir şekilde kötüleyecektir. Peki diyeceksin ki negativistlerle nasıl başa çıkarız? Onu da 10 sayfa sonrasında diyor ki onların morallerinin iyi olmasını sağlamanız gerekiyor. Genelde bazı şeyleri onaylamanız gerekiyor. Bir onay listesi var. Adım adım gidiyorsun. Diyorsun ki, bak senin istediğin gibi oldu mu? Tamam mı? Okey mi? Tamam. Demek ki güzel. Yazın. Sürekli yazın. Bu benim tavsiyem. Bir negativist, sürekli negatif negatif olan bir insanlaysanız yazın. Yazın ki bilsin. O gerçekleştiğinde onun taahhüt olduğunu bilsin. Olumsuz beklentisi gerçekleşmediğinde siz gözüne sokun. Hatta tahtaya yazın. Bu da negativist İlginç ilginç tipler. Geldik paranoyaklara. Paranoyaklar hemen size söyleyeyim. Sürekli herkesin kendisine karşı olduğunu düşünür. Hep, hep bir kötülük bekler. Üstelik senin hayatına da sektirir. Sen bir çocukla tanışırsın. Annendir mesela bu paranoyak. O çocuk seninle şöyle olacak, şöyle olacak. Ya da kız arkadaşındır, erkek arkadaşındır. Bak başın baya gelecek. Şöyle olacak. Dersin ki ya bir tatile gidelim. Yok yok. O tatilde kesin bir şey var. Üçüncü günde şöyle olacak. Yapma niye yapıyorsun? Apayrı bir hikaye. Zaten bunun amacı paranoyak birini düzeltmek değil. Siz onunla nasıl yaşarsınız? Başka nasıl tanırsınız? Bunlar çok zor güven duyarlar ve güven duydukları insanlarda obsesyon vardır. Yani takıntısı vardır, yapışır haberiniz olsun. Geçimsizlerdir, huysuzlardır. Duygusal yaşantıları çok kıskançtır. Paranoyaklıkla kıskançlık birleştim var ya tadından yenmez. Onunla ömür git Alcatraz'da yat yani hapishaneye gir de ki beni kapatın üstüme kapat kapat kapat. Ve son olarak çok yorarlar. Yani hayatınızı emerler, yaşam enerjinizi. Çünkü herif paranoyak. Yani ruhu bozuk garibimin. Ha tedavisi var mı? Var. Psikologla ama siz ne yapabilirsiniz bir psikoloğa o gitmiyorsa? Diyor ki şekillere ve kurallara dikkat edin. Yazılı kurallar oluşturmaya çalışın. Dakik olun. Zamanı çok iyi yönetin. Çünkü sen ona bir e-mail attı dönmedin mi? Telefonu çaldı açmadın mı? Ya da Whatsapp'tan bir şey yazdı o an cevap vermedin mi? Hemen anlam yükler. Paranoyak her şeyi anlam yükler. Bu dünyadaki her şeyin sebebi var ve hepsi de ona. Yani Cem Yılmaz diyor ya bir zincir var. Hepsi de ona. Maalesef her şeyin merkezinde o var. Ve sakın randevunuzu iptal etmeyin. Sakın minik küçük bir gerçeği bile saklamayın eğer birlikte yaşlanmaya karar verdiyseniz. Çünkü o gerçeği yarı buldukları zaman ona yapışıyorlar. Ondan sana laf koya 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 beraber yaşıyorlar. Tanıdık gelmeye başladı değil mi? Dur daha histronikler var. Histroniğe bayılacaksınız. Tam sizlik. 127'ye atlıyorum. Not almışım. Histronikler de aşırı derecede dikkat çekme manyağı. Aşırı derecede kendilerinin sürekli görüş ve onayları alınsın istiyor. Küstümcükler. Trip merkezi. Bunlar dünya trip merkezi. Merkez Bankası nasıl para basıyorsa bunlar da trip basıyor. Bu tip insanlar ömrünü alır. Histroniklerle başa çıkmanı size tavsiyem ayrılın. Yani kaç. Ama anam babansa ya da çok aşıksan yapacak başka bir şey yok. Dış güzelliğe çok takıklardır ama aynı zamanda iç güzelliğe daha da fetişlerdir. Onu da söyleyeyim size. Sürekli çevresindeki insanı kalıplaştırır. Sen şöyle olsan daha güzel. Bak şöyle sana çok yakışıyor. Böyle ol. Bundan sonra böyle ol. Bundan sonra şunu yapma. Etme yapma, etme yapma çünkü kendi ideal insanını yaratmaya çalışıyor maalesef. Ve e, burada söyledikleri içerisinde bana en çok gelen şeylerden bir tanesi kişi ve ortamlardan aşırı etkilenirler. Bunlar çok abartı. Bir yere girer harika değil mi? Instagram'a koyalım bütün dünya görsün. Ahmet Mehmet de herkesi çağır. Çünkü bütün hislerini büyüteçle sunuyor sana ve senin de gözüne sokuyor. Bu adamla kadınla sinemaya git kusarsın. Film boyunca komik, komik. Sen de gül, sen de gül, gül. Anlatabiliyor muyum? Kötü. Sıra geldi stresli insanlara. Bunlar stres yumakları ama sinirli hiperaktif diye de geçiyor. Maalesef bunlarda hep bir yarış vardır. Hep bir savaş vardır. Yani en basit bir paintball'u bile gerçek bir savaşa çevirir. Az önce bahsetmiştik ya. Böyle aşırı derece narsist insanlar vardır diye. işe duygusallık atar. Bu da yarışma güdüsü katıyor. Hep bir savaş yani genelde erkeklerde görülüyor. Bir, futbol maçı izlerken bile tuttuğu takım gol yiyince ben bu duyguyu zaten hiç anlayamıyorum niyeyse dünyası yıkılır. İki gün konuşmaz. Bununla iddia gir iddia girerken bu arada gazdır, aslandır. Boğazda yemeğine, atına, arabasına kaybettiği zaman kaybettiği şey çok umurunda değil. Yani sakız bile kaybetse bitti. Üç gün depresyon. Yatağına böyle Hülya Koç gibi çapraz atlayıp ağlar. Ruh hastası zirve. Strese duyarlı kişilerde diyor ki kendini işe verme ki dönemseldir bu yani bazı dönemlerde bir derse işe kapanır hiç kimse ulaşamaz. Çünkü o dünyada başarılı olduğunda oraya yumuluyor. Anlatabiliyor muyum? Peki bu strese duyarlı aşırı derecede e, sinirli hiperaktif bunlar patlar bir de sürekli bağırır yüksek sesle konuşmayı güzel bir şey sanır e, ve fikirlerini sana yüksek sesle yaptırmaya çalışır. Diktecidir. Ne yapın? Eğer ki bunlarla mecbursanız yaşamaya tabii ki sizi kontrol etmeye çalıştığında kontrol ise onlaymış gibi davranıp sonra kontrol elinize alın. Yoksa hayatınız zehir zıkkım olacak baştan söyleyeyim. 2. Ona rahatlamasını sağlayın. Yani işe yoğunlaştım bırak elleme. Ama ne zaman ki biraz rahatlamak istedi onun istediğinin dışında bir yere götür. Yani atıyorum ne bileyim eğlence parkına götür, müzeye götür, bir yere götür. Bir film seçiyorsa mutlaka o film mükemmel diyorsa mümkünse emri yap başka bir filme götür. Bırak o stresi birazcık dağılsın senin de haklı olduğunu görsün. Geldik maalesef içlerinde benim başa çıkmayın diyeceğim en kötüsüne fesatlar, fesat insanlar sadece kötülük yapmak için doğmuşlar diyeceğim ama şimdi <laughs> yani yaratılma sürecine ters gitmeyelim. Bu insanlar maalesef negatif, kötücül ve Şiddet odaklıdır. Yani psikolojik şiddet özellikle. Başkalarının acı çekmesinden keyif alırlar. Kendileri yükselmektense başkaları yükselmesinin onlar için daha kolaydır. Dedikoduya bayılırlar. Yani onun hakkında konuşup oradan bir gıybet yapıp ona sokup lafı öbür taraftan bir başarısızlık çıksın ortaya ya da bir kavga çıksın çekirdeği alır oturur izler böyle. Çünkü bundan zevk alıyor yani inanılmaz derecede bununla tatmin oluyor. İşin kötüsü, bu arada Black Mirror'ın dördüncü sezonda bir bölüm var ee, i̇şin kötüsü şuraya varıyor olay, bir süre sonra başkasının çektiği acı ya da sefalet onu tatmin etmiyor. Daha fazlasını istiyor, daha fazla sorun çıksın. Her şey birbirine girsin, herkes kavga etsin. Ve böyle böyle insan kaybeder ama umurunda mıdır? Değil. Bazen, burada çok güzel bir şey söylüyor. Bazense e, bu kötülüğünü bir kişiye odaklar ama hayatında belirli dönemlerde, o ölene kadar. Yani onu e, psikolojik olarak bitirene kadar odaklar. Yani Allah göstermesin bu adamın önüne kasada kaynamayın ya da trafikte bunun önüne kırmayın. 300 kilometre seni takip edersen kaza yapana kadar ya da sana küfür edip kornayla deli gibi basana kadar böyle ruh hastası manyaklar muhtemelen de aynı evde yaşıyorsunuz şu anda baştan söyleyeyim. Ne yapılmalı? Şimdi burada iyimser davranmış baştan söyleyeyim ama ben katılmıyorum. Onlara diyor uyuştur, bağım, uyuşturucu bağımlısıymış gibi hassas davranın. Açık seçik kurallar koyun ve uygulayın. Hiçbir sapmaya da izin vermeyin. Şimdi maalesef fesatlarla aynı odada aynı yaşam geçmez. Eğer aileniz değilse, mecbur değilseniz ayrılın benim tavsiyem. Geldik son düz diye pasif agresifler. Pasif agresiflerde şöyle bir olay var. Hemen 191 açayım. Pasif agresifler çok basit anlaşılıyor. Yani şey kriteri. Her türlü otoritenin istismar olduğunu söylüyor. Bunlar ne biliyor musunuz? Odasından hiç çıkmayanlar. Dünya çok üstüme geliyor. Her şey çok ağır. Sonra yaparım, yarın yaparım. Niye ben yapıyorum ki? Çöpü niye hep ben atıyorum? Bunların olay bu. Yani yastığı koy, üstüne de bunu koy. Yastık kalkar, hareket edip yürür. Bu hareket etmez. Hayat öyle güzel buna maalesef. Dolayısıyla bizim sıkıntımız da bu. Yani insanların pasif agresif olup sizin çalışmanızı sağlaması, sizi sömürmesi. Bunlarla başa nasıl çıkarsınız? Bunlarla başa çıkmanız için güzel bir tane tavsiyesi var. Yani birkaç tavsiyesi var da. Benimki şu, onunki şu daha doğrusu. Benim de var çünkü. Ee, size soru sorduklarında diyor bunu cevaplayın ve cezadan çok ödül verin. Ben de aynı yerde bir yaşıyorum. Eğer pasif agresiflere ödül koyarsanız ve ödüller de sizden gitmeyecekse tabii ki ödüller de yazılı kurallar olursa o da hareket ediyor ama pasif agresifler dönemliktir karakterine oturmadıysa genelde ergenliktedir. Ama eğer birisi 30 yaşından sonra pasif agresifse ayrılın, kaçın. Çünkü bütün ömrü her şeyi siz yapacaksınız. Güzel bir kitap, kitap incelemesi yapalım dedik. En azından 7 tane de sorunlu insanı da görmüş oldunuz. Umarım hayatınız böyle insanlarla birleşmez. Şimdi size soru. En sevdiğiniz insandan, yani daha doğrusu sevdiğiniz bir insandan ayrıldıysanız bunlardan hangisiydi? Yani hangisi sizin ömrünüzü tüketti ya da maalesef daha kötüsü halen tüketiyor. Aşağıya yazarsanız sevinirim. Şeyi sormayacağım siz hangisisiniz? Onu yazmazsınız maalesef ama hayatınızı yiyip bitirip kemiren insan bunlardan hangisiydi? Ben Önüklü Tatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.